Cam için suyumuza hemen bulaşık parlatıcısını döküyoruz. Evet. Bu sezon olmazsa olmazımız. Okay the cookie the people. Sizce niye bulaşık parlatıcısı koyduk o suya? Camlar parlasın diye şifa galiba. Şifa olsun diye. Biliyorsunuz sular kireçli. İşte o kireçler leke yapıyor. Ondan buğulu kalıyor Kadir Bey. Yani benim suçum yok. Anladım. Peki o zaman sevgicim sen al bunu. Evet. Çık dışarıya. Evet. O camın kapasını al dışarı. Tamam. Geç. Yetişebilecek misin? Merdiven vereyim mi? Sandalye de var. Ama Sevgi Hanım'ın yükseklik korkusu var. Yüksekten de mi kork? Evet. Kız sen balkonların camlarını da mı silmiyorsun? Silmiyorum, sildiriyorum. Hoşlanmam. Çünkü yükseklik korkum var. O yüzden yani camların dalgalı olması bile benim için bir facia yani. Hadi nereye çık. Nereye çıkıyorum? En üstte mi çıkıyorum? Ya evet, 8. kata kadar çık. Tamam. Sonra o bezi bana ver, ekrana göstereceğim Sevgi. Tamam. Bu cam en son ne zaman silindi Sevgi? Bu cam en son 2 hafta mı 3 hafta önce silindi. Bak hani umduğunuz kadar da pis değil. Aa ama biz de alt etmişiz. Umduğumuz kadar da pis değilmiş canım. Ama milletin evinden ne kadar pislikler çıkıyor Kadir evet, Bey Allah evet, aşkına. Evet, hiç umduğumuz kadar değilmiş. Evet, umduğunuz kadar değil. Yok yok, umduğumuz kadar değil ha. Aa, küçük küçük, o kadar büyük değil ucunda. Sildik sildik, hallettik. Yo yo. Aa, çok az, çok az. Aa, neyse bak göstermeden hemen yıkıyorum, sus. Ben de şurayı alayım. Kız hızlı hızlı elini... Bakın gördünüz mü? İkinci kaba. Bu o kadar değil. Bu bildiğin normal anladım. Toz. Bu sen toz yanlış aslında. Yere geldin. Diğer programa gelme. Bu aslında toz. Mesela buradan arabaların tozu. Daha şeyin kağıtlarını bile sökmemişsin. Patlatma beni aşk şimdi ama burada. Ya ben susun, susun da susamıyorum. Taşınacağım, taşınacağım o yüzden. Ha, bahane de o. Ben bezi alıyor muyum? Siliyor muyum? Kabasını alayım mı? Sen şimdi o bezi al, o kabasını aldığın yeri sil kurula. Konuda hasta olan insanlardan gördüğüm kadarıyla sizin hastalığınız bence temizlik ve titizlik hastalığı değil. Ben buna çok dikkat ettim. Merhaba. Merhabalar. Penceresi cam cama muallim. Penceresi cam cama muallim. Selam saldım amcama muallim. Selam saldım amcama muallim. Amcam kızın vermezse muallim, amcam kızın vermezse muallim. Turşu kursun fincanı muallim. Ellerin yapışır, bir alkış çal bari. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavukları pişirmişem, hacıyı da çarşıya göndermişem. Tavuklar tencerede, anahtarlar pencerede. Sibel de silmiyormuş amanında pencereleri. Nasıl oldu? İşte benim komşularım. Cam bakan, nasıl oldu diyorum çok kız? Çok güzel oldu Kadir Bey. Şuna bakar mısınız? Aynen. Cam cam oldu. Şimdi hemen bunun dışını da sil. Geç geç geç. Nereden geç, geç. Sileceğim? Bak o fobiyi yendin biraz evet, sanki ha. Evet evet dışını gerçekten. Dışını sileceğiz değil mi? Nereden sileceğiz? Öyle değil. Kaç apartmandan sileceğim? Buraya mı sileceğim? Şu altı. Altı, altı bacım altı altı. Aslında pis değil ama onun iddiasına göre, hastalığına göre kıyaslarsak. Hani hastalığın var dedi ya. O zaman yani hastalığına göre pis. Evet cam silmeyi sevmiyorum diyen yarışmacımız. Camı bir güzel sildi. Eline koluna sağlık. Gördün mü 120 lira cebine kaldı. Sevgi Hanım sizi tebrik ediyorum. Camlar ayna gibi oldu vallahi. Evet. Bakalım yarışmacılar beğenecek. Bu oyun bu perdeyle burada biter. Evet. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Muhteşem doğru. Oldu eline koluna sağlık. Demek tamam. Ki silebiliyormuşsun. Evet, silebiliyormuş. İşine gelmiyormuş. Aynen işime aynen gelmiyormuş. Doğru şimdi söyledim. Sıra neye geldi? Peteklere mi? Peteklere. Bu ne? Peteğin üstüne led ışık koymuş. Allah seni evet. Kahretmesin. Böyle rahatsızlığı olan birine bu kadar obje, aksesuar gereksiz bence. Bir de renklerin uyumu da çok uyumlu değildi. Pembe, fon falan beğenmedim. Şimdi peteği nasıl temizliyorsun? Bir söyle bakayım peteği sen bana. Peteği nasıl temizliyorum biliyor musunuz? Ha. Biraz çıkartmasında zorluk yaşıyorum ama... Çıkartıyor musun yani? Kenarlarını çıkartmakta. Evet. Bunları böyle çıkartıyorum. Tamam. Bunu en son ne zaman çıkartıp sildiniz? Ne zaman çıkarttım? Yani yalan olmasın bir ay oluyor.
Misafirim gelmeden önce, misafirlerim gelecek. Misafirden misafire mi siliyorsun? Yok, büyük misafirlerim gelecek. Büyük misafir kim? Dışişleri Bakanı mı geliyor? Kaynanan. Ha, büyük misafir kaynanan büyük geliyor. Peki oğlunun ömrünü bu kadar yediğini biliyor mu? Biliyor. Çok da şikayetçi ama... Ne diyor yani? Yapma böyle, etme böyle, iyi geçinin, güzel geçinin. Peki senin hani yorulmana mı üzülüyor, oğlana verdiğin hediyete mi üzülüyor? Yok, yorulmama da üzülüyor çünkü ben kendimi çok yıpratarak temizlik yapıyorum. Anladım, onu zaten mesela gördüm. Yani... O zaten ortada. Kendinden bu kadar yıprata yıprata, kendini bu kadar yıpratıp işi versen çabuk yaşlanırsın. Arada bu petekleri bırak, biraz kirlensin, ölmezsin. Ciddi mi söylediniz, esprimi yaptınız? Yok, ciddi söylüyorum. Arada bırak kirlensinler yani, baksana sürekli silmekten. Ay Sevgi Hanım, bu nasıl titizlik hastalığı? Hayret içerisindeyim, şoka girdim. Ayol, böyle titizlik hastalığı mı olur? Bakın, tertemiz görebilirsiniz. Evet, teşekkür ediyoruz. OKB'li Sevgi'nin evi. OKB'li Sevgi'nin evi. Bak, OKB'li Sevgi'nin evi, dur. Bir aylık ama olur yani. Bunda ne var ki Kadir Bey? Alt tarafı toz. Mesela buradan arabalar geçiyor ya. Ben kapıyı açtığımda... Çünkü arabalar geçip burada tozu durup egzozu buraya verip evet, verip geçiyorlar. Tabii ki, tabii ki. Şimdi al bu kovayı Sevgi. Tamam. Doğru alayım. Dedin değil mi kız Sevgi? Ha? Hı-hı. Sonra Sevgi. Yanlış isim Sibel söyleyeyim. Demeyin de. Tamam, gel. Hı. Şimdi koltuğun altını çekeceğiz. Temizlikte kendime çok güveniyorum. Havada uçuşan tozları bile topluyorum yani, makinayla çekiyorum. Yeri mi silici? Yok, koltuğun arkasını tamam çektim ama buzdolabının lastiklerine tamam bakayım diyorum. Bakalım. Şimdi gözün çıkmasın. Sevgiciğim, şununla bir sil bakalım yerleri. Tamam. Bastırıyorum bakın Kadir Bey, yani yüzeysel temizliği evet, demeyin. Evet, sesini duyuyorum. Şimdi bezi çevirir misin sevgilim ekrana doğru? Evet, anlıyorum. Sadece parmak uçları. Evet, sadece ellerimin parmak arası. Bakın. Allah seni kahretmesin. Elinin DNA'sı çıktı bezi hala da sadece parmak uçları. Ya bu normal bir şey yani. Duyuyorsun değil mi? Bu normalmiş Kadir. Seni Allah kahretmesin. Bu nasıl bir OKB teşhisidir? Ben anlamış değilim. Bir şey olmaz anne. Bir şey olmaz. Tamam, şu ilaçlarını getirsen, ben merak tamam ettim. Maşallah, gamsızlıkta nirvana kız. Ya diyorum ya, bu bak, ilaçlardan bak sonra. Şu kadın bile şu an diyor ki Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi ya Resulallah adlı tablomuz. Çek koltuğu, çek. Bir de demiyor mu sürekli çekiyorum diye? Öyle bir rahatsızlık yok. Çünkü benim öyle rahatsızlık olan kuzenim var. Git evini gör. Git de gör. Girmeye korkuyorsun. Kızım koluna yazık diyorum. Abla diyor, orası temizlenmezse ben ölürüm. Evet, şimdi sırada neresi var? Mutfak. Ha, mutfak temizliğine nereden başlayacaksınız? Kim? Diyor ki nereden baş? Buzdolabının üstünden başlayacağız. Hazır mısın? Ama inanan büyük ta, şey. Ay, aşk olsun sen. Yani, bak gerçekten kırdın ama kalbimi Sevgi. Aa, bak hadi be. Aa. Sanki biz seni bilmiyoruz Sevgi. Pardon, OKB'li Sevgi. Evet. İki de bir diyor ki şöyleydi böyleydi. Açıklama yapmana gerek yok. Doktorun kartını ver yeterli. Kalk. Tamam. Kalk, buyur böyle. Kadir, sen de kadının üstüne çok gidiyorsun ha. Evet. Ben biraz gerçeklerden yanayım. Ne yapayım? Abi, bu kör olasıca dilimi tutamıyorum. Ama biliyor musunuz? Bir kadının peteği falan temizse her yeri temizdir. Evet, biz de ondan yanayız zaten. Bakın benim peteğim temiz o kadar. Evet. Tabii canım, temiz. Peki su nereden çıktı? Bu sadece camın dışarıda var ya. Kadir Bey, o kadar göstermez. Siz de bu kovayı omzunuza alın Sevgi Hanım. Su gelir Goldir, Goldir. Gel değer beni Goldir. Bir damlacık kanım akmaz, öldürürse sen öldür. Su gelir Goldir, Goldir. Aman da gel beni Goldir. Banyoya yürü, suları dökün. Mutfak bölümüne girdiğimde dablumbaz benim için çok önemli. Dablumbazın üstü, tezgahın üstü. Yerdeki fayans kenarları benim için çok önemli. Oralara dikkat ediyorum. Yedi sene sonra hamilelik haberi almış gibi şok oldum şu anda. Ver o sandalyeyi bana, ver. Gel. Şeyin üstüdür. Neyin üstü? Bunun üstüdür. E daha neresi olacak? Yok, arkası falan pis diyorsun sandım. Bakayım Allah aşkına. Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bakayım. Dikkat et. Çok, ben orayı silmeyi unutmuşum. Şu ay unuttum demiyor mu? Bir de bana öldürüyor bu kadın beni. Şu sarı bezi yıkalaver bana. Bir de bana unuttum demiyor mu? Öldürüyor beni. Mutfağa girdiğinde radyatörün kenarında vanalar var. Vanaların üstü yapış yapıştı ve toz içerisindeydi. Buzdolabının üstünü ellediğiniz zaman gene yapış yapıştı, yağ şeklindeydi. Yağ tabakası vardı. Bunlar benim çok dikkatimi çekti.
göstermeyin lütfen. Bence de bunu bulurlayın. Üstünü bulurlayın bunun. Sonra bana diyecek ki bu ne biçim OKB. Bence bu OKB değil, bu oh my god. Bak şunun... Sana yanlış tesis koymuşlar. Ben olsam bu tesisin adını oh my god olarak değiştiririm. Aa, ilaç dediniz, ben ilacımı içmedim. İç. Bence siz o ilacı hiç içmeyin. Sen bence al. Kan sulandırıcı al sen bence bir tane. Kadir, Allah seni bildiği gibi yapsın, değil mi? Tepsiye yedin. Neydi, bir tane tepsi borçlusun. Şuna bakın, bu ne böyle? Bırak Kadir, bırak. Sen yaptın zaten yapacağını. Arada sıkışmış abim, görmedim. Yamulmuş. Bu saatten sonra ne olur biliyor musun? Tepside tepsi fındıklar, Ayşe develi agaya gıdıklar. Tepside tepsi fındıklar, Ayşe develi agaya gıdıklar. Aman aman Ayşem nar diye, nasıl varcan veli agama yer diye. Ulaş makinesinin arkasını çekeyim mi? Çekebilirsin. Hazırsın. Dediğin. Bence gel şu evyenin altına bir bak. Yok güzel, evyenin altı temiz. Orası okey. Peki kalk banyoya gidiyoruz o zaman. Hadi. Banyoda çamaşır makinesini, deterjan gözünü temizleyeceğiz. Aslında burada evet. Titresi temiz. Olsun, biz bir çıkarıp bakalım istersen. Altına da bakabilirsiniz, altı da temiz. Yok gayet güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.